Aleyküm arkadaşlar. Bazı tesisatçı arkadaşlar sürekli soruyor. Abi aynı cihazdan bende de var. Termal kamerası. Ayarları nasıl olması lazım? Bir yardımcı olur musun vesaire. Bu yorumları sıkça aldığım için termal kamera ile ilgili bir ayarla ilgili daha doğrusu bir video yapmak istedim. Öncelikle sizin de termal kameranız Rotenberger, Roscan 3000 ise ya da farklı bir cihazsa aşağı yukarı tarif edeceğim metodlar, uygulamalar diğer kameralarla pek bir fark olmayacaktır. Detaylarda belki fark ortaya çıkabilir, çözünürlük vesaire. Siz de su kaçağı, tesisatla ilgili bu cihazı kullanıyorsanız ayarlarınız şu şekilde olması gerekir. Kamerayı ters çevireyim. Görüldüğü üzere elimizde Roscan 3000 termal kamera mevcut. Rotenberger Roscan 3000. Bunun ayarları buradan geliyoruz. Öncelikle sıfırlayalım cihazımızı. Baştan bir kurulum yapalım. Buradan tekrar geri geleyim. Sıfırla bölümüne geldik. Ok tuşuna bir kez bastık. Ardından alt butona basıyoruz. Şuradaki tik görünüyor mu? Göründü. Buna ok diyoruz. Evet, çalışma başarılı diyor. Yani sıfırlama başarılı diyor. Türkçe dili seçili. Buradan geri geldik. Geri geldik. Burada görüldüğü üzere mor bir palet kullanılmış. Buradan öncelikle geldik. Görüntü kalitesi 240'a 320 dedi. 1200'e 1600 dedi. Bunu seçtik. Buradan geldik. USB modu. Buradan geldik. Bakın görüldüğü üzere -20 ile 150 arasında çalışmakta cihaz. Emisyon oranı 0.95'te kalsın. Bunları ellemiyoruz. Palet seçimi de buradan şöyle baktığımızda mesela atıyorum karşıya tuttuk. Buradan biraz daha değiştirdik. Ben şu modu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Şu anda evet. Kameradan kullandığım için detay görüntüsü biraz az oluyor. Dediğim gibi ben bu şekilde kullanıyorum. Tekrar kullandığım uygulamaya geleyim. Geldik buradan geri. Merkez noktası dedi. Ünite derece olarak geçiyor. Burada ROI'm ölçümü kapalı. Bunu mesela şurada gözüken en küçük noktayı göstersin babında veriyor. Lakin fotoğraf makinesi gibi de tam odaklanmıyor. Biraz daha büyüyor, biraz daha genişliyor. Bunu böyle orta kıvamda kullanırsanız iyi olur. Çok da bir aşırı bir detay farkı yok açıkçası. Yansıma 23'te kalsın. Hedef uzaklık 1,5 metre. Dar olan yerlerde üstüne gelip buradan hani mecburen yakın kullandığınız yerlerde bunu yaklaşık görüldüğü üzere 20 santim, 30 santim, 50 santim istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada ben gene standart olan 1,5'a getirdim. OK'ye bastım. Uzaklık 20 metre ölçümü diyor. YD diyor. Farklı bir ölçü. Gene metre ile devam ediyoruz. Oto kapatma kapalı. Ekran parlaklığı orta idealdir. Lazere basıyoruz. Şuradaki tetiğe bastığımızda şöyle de göstereyim. Nerede? Evet, şimdi geldi. Bakın, bastım, lazer çıktı. Şöyle göstereyim. Tabi kaçak için püf noktaları da vereceğim. İzlemeye devam edin. Tekrar menüye geldik. Ayar yapıyoruz şu anda halen. Aydınlatma ışığı kesinlikle kullanmıyorum. Gerekli değil. Zaten termal kamera nereye tutuyorsanız gösteriyor. İsteyen onu da kullanabilir. Pip şeffaflığı diyor. Ben bunu %50 kullanıyorum. Onun dışında farklı bir ayar olmuyor. Geldik su kaçak bulma püf noktalarına. Böyle bir yerde şurada bardağı da koyayım. Bakın. Şöyle elimi tuttum. Bakın yansımayı görüyorsunuz. Şimdi atıyorum kaçağa gittiniz. Kaçak zemine çok yakın.
Zemine çok yakın bir kaçaksa termal kamerayla bu kaçağı bulabilirsiniz. Ama derindeyse ne yapacaksınız? Yaklaşık 5-10 dakika sıcak suyu, soğuk suyu birlikte hangi bölgede arıyorsanız kaçağı, lavabo, atıyorum çamaşır musluğu, gerekirse makineyi çalıştırın. Gömme rezervuarın musluğunu açıktır zaten. Sifonu çekin, bir sirkülasyon olsun. İçinden kaçağı bulacağınız bölgede orada bir hareketlilik olsun. Ondan sonra termal kamerayı vurun. Bakın, elim atıyorum sıcak. Elim sıcak olduğu için kaça çıktı? 30 dereceye çıktı. Yani sıcak su borusundan şüpheleniyorsanız nokta atışı bulmanız için mesela bir püf noktası diyelim, zemine yakın. Hiçbir yerde bir belirti yok. Ama mesela elimi böyle koydum. Şöyle ufacık bir yerde şöyle nokta gibi bir şey kabarmış. Orayı iyi bir dinleyin. Bakın mesela burada bir farklılık var masanın üzerinde. Sıcaklık var. Sıcak su borusunda da bu palette kullandığınızda böyle pembemsi, turuncumsu bir renk çıkacaktır. Ama soğuk suya bakın vurduğumda ısı kaybı oluyor. 17 derece, o da elimi vurduğum için normalde daha da soğuk. Üstüne elim daha çok değdiği için 22 derece. Yani soğukla sıcağı ayırt etmeniz için öncelikle termal kameranızı iyi bir tanımanız gerekir. Soğuk suda ısı ister istemez derece olarak düşük olur. Sıcak suda ister istemez yüksek olur. Isıya oranla daha mantıklı bulabilirsiniz. Bu da deneme yanılma yönüyle kaçak bulmada size fayda sağlayacaktır. Ben bu paleti kullanıyorum dediğim gibi. Abi ben boruyu göremiyorum. Suyu 10 dakika açtım. Neden göstermiyor derseniz, boru atıyorum 5 santim derinden geçen yerler var. 10 santim geçen yerler var. Derinlerde termal kamerası dediğim gibi işlev görmez. Yani termal kameranın da bir görüş mesafesi var. Kendisi ısıya duyarlı. Asgari düzeyde kullanılan termal kameralar daha profesyonel olup tabii ki bunun arasında dağlar kadar fark var. Detaylar olacaktır mutlaka sormak istediğiniz. Mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağım. Dediğim gibi sıcakla soğuk su arasındaki fark buradan da görüyorsunuz. Bakın elim üsttekini tuttum. Bakın tekrar bakıyoruz. Üst taraf sıcak, alt taraf soğuk. En güzel örnek. Hatta duvarlarda tuttuğunuz zaman pembeye doğru dönebilir yani. Soğuk olan yerlerde. Şimdi telefondan da çektiğim için yani termal kameradaki görüntüyle telefondaki o kadar birebir olmuyor. Daha çok bu palette pembemsi, mavimsi bir ton alır. Lavabonun altında atıyorum sıcak su, soğuk su borusu var. İkisini de tuttuğunuzda, ikisini de açtınız. Üst taraf sıcak, alt taraf soğuk mesela diyelim. Yan yana biri mavi, biri sıcak olmak üzere. Biri mavi renkte, biri turuncu tonda. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz derin değilse. Oradan yola çıkarak kaçağı bulmanız daha kolay olur. Ve boruları da hiç olmazsa gördüğünüz zaman, hiç olmazsa borunun üzerinden hattı dinleyerekten kaçağı daha kolay adapte olup daha kolay bulabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa dediğim gibi elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatırım, paylaşırım. Kanalıma destek olup bu tarz videoların devamı için abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler dilerim.